Sevgili seyirciler, ikinci yarıdan hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ömer Hocam, tabii biraz önce lafınızı da balla kesmiş olduk bu anlamda. Estağfurullah. Ama teknoloji tabii bizim sadece muhasebe anlamında değil, bütün meslekleri çok yakından etkileyecek bir ivmeyle geliyor. Son 200 yılda dünya çok inanılmaz zaten bilgisel anlamda kat etti biliyorsunuz. Ama belki bu işten en fazla etkileneceklerden bir tanesi muhasebe. Ama sadece muhasebeye Nurhan Hocam rakamlar gözüyle mi bakmak lazım? Şüphesiz öyle bakmamak gerekir. Muhasebe bilgisinin temel özelliğini, onu diğer bilgilerden ayıran özellikle karara yararlı ve belli ilke ve kurallara, standartlara uygun kaliteli bilgi sunma görevi var. Bu nedenle de hatta ulvi bir rolü var bence muhasebenin bu anlamda. Ama şu tartışılıyor tabii, yani bugünkü muhasebecinin yaptığı işi teknoloji çok kolaylaştırdı. Geçmişte daktiloyla, muhasebe makinalarıyla, kalemle, defterle yürütülen işler elektronik ortamda gerçekleşmeye başladı. Ben ne muhasebenin gelecekte yok olacağını ne de denetimin yok olacağına inanmayanlardanım. Yani çeşitli görüşler var. Şekli değişecek. Biz gene karara yararlı bilginin peşinde olacağız. Ve o bilgiyi üreten fonksiyonel işi yapan her kimse, ona muhasebeci diyeceğiz. Belki o robota muhasebeci diyeceğiz. Hiç bir şey fazla değişmeyecek. Ama bir gerçek var ki siber suçlar katlanarak artıyor. Dünyayı tehdit eden en büyük ekonomik suç ne derseniz işletmelere yönelik siber suçlar, fraud denen bela. Özellikle bu sistemler üzerinde sağlam kontroller tesis etmek ve o kontrolleri kontrol edecek denetim mekanizmaları her zaman var olacaktır. Bu da yine insan zekasının ürünü olacaktır diye düşünüyorum. Hani yapay zeka bunda bir çarpan etkisi yaratıyor hiç şüphesiz. Ama çok zeki insanlara ihtiyaç duyacaktır o yapılar. O yüzden de değişime öyle hazırlanmak lazım. Ben kendi öğrencilerimi geleceğin mesleği olarak iç denetimi hedef meslek olarak gösteriyorum. Özellikle IT auditi, IT auditörleri çok önemli buluyorum. Hem teknolojiyi çok iyi tanıyan hem işletmeyle ilgili süreçleri, işleyişleri bilen ve hem de ahlaklı, bağımsız ve tarafsız bir fonksiyonda bu işi yapan denetçiler herkesin aradığı kişiler olacaktır. Ben bir yazımda yazmıştım, biraz abarttım mı bilmiyorum ama denetimsiz hayat tanrısız bir cennet gibidir. Öyle bir dünya da yok. Dolayısıyla suç bilimcilere göre hile yapma, suistimal yapma fikri insanların beyninde bir düşünce halindedir. Fırsatını bulunca harekete geçer. Ve birçok da araştırma insanların yaklaşık 8-9, %8-9 oranında her koşulda hilekar doğduğunu gösteriyor. Yaklaşık bir %10'luk kesim hiçbir koşulda hile yapmayacağını, kimseyi aldatmayacağını söylüyor araştırmalarda. Ama %80'lik bir kesim var ki, sizleri tenzih ederim, belki ben o gruba giriyorum, kırmızı ışıkta geçtiğimi trafik duymasın, emniyet şeridini işgal ettiğinizde oluyor.
hani kural tanımamazlık da bir yerde aslında yolsuzluk dediğimiz veya hile dediğimiz, suistimal dediğimiz kavramla örtüşüyor. Dolayısıyla bu %80 potansiyel kural dışı davranma zihniyetine sahip bir dünyada denetim her zaman olacaktır. Hatta o kadar abarttık ki biz değil mi üstad, denetim hayattır diyoruz. Öyle de bir sloganımız var. Keşke denetimsiz bir dünya olsa ama bu dünyayı kuranlar, bütün bu süreçleri işletenler her zaman çok da masum düşünmüyorlar. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ben biraz evvel, ben muhasebeciyim, yeminli mali müşavirim. 55 senemi bu işe vermişim. Ve diyorum ki, muhasebecilik ölecek. Ya tabiatıyla pek çok meslektaşımda, ya şu hocaya bak, bizi öldürdü diyorlar. Ülkede yani, 100 bin muhasebeci var hocam. Ülkede 100 bin muhasebeci var ve bu muhasebecilerin, o 100 bin muhasebecinin 95 bini 10 sene sonra şu anda yaptıkları muhasebe işini yapamayacaklar. Onları denetçi olmaya yönlendiriyoruz. Ama maalesef meslektaşlarımıza her toplantıda lisan-ı münasiple söylüyoruz. Bir denetçi niteliklerine sahip olmak için eksikliklerinizi giderin diyoruz. Giderebiliyorlar mı? Bunu gideremedikten sonra gidecek. Siz bu bizle sohbeti açarken aman hilelerden falan söz edin dediniz. Nurhan da biraz girdi. Denetçinin görevi hileyi bulmak değildir. Zaten öyle bir görevi yok. Denetçinin görevi mümkün olduğu kadar doğruyu göstermektir. Öyle değil mi? Raporunda da onu yazar. Ama doğru da farklı bir şeydir. Gerçek, bu gerçektir. Bu gerçeği bir ışık huzmesinden geçirip perdeye aktarsanız, buradan gelen ışık buradaki saplı bir doğruyu gösterir. Oradan gelen ışıksa farklı bir şekil gösterir. O da bu şekilde doğrudur. O şekilde doğrudur. Işık nereden gelirse o doğru odur. Ama gerçek budur. İşte muhasebeci doğrular arasındaki gerçeği mümkün olduğu kadar gerçeğe yakalamaktır. Çünkü varsayın ki bir denetçi hileyi yakalayabilmek için de eğitildi. Yok öyle bir şey ama. Karşısında milyonlar var hile yapmaya hazır. Hangi birine yetişecek? Böyle bir hayat yok tabiatıyla. O zaman ne oluyor? İş toplumsal ahlaka geliyor. Siz istediğiniz kadar mesleklere etik kurallar yazın. Yaşanan toplumun ahlak değerleri farklıysa onlar sadece yazılı satırlardır. Ben sözü aktardım o tarafa. Evet. Hocam şimdi size çevireceğim ama tam bu noktada ben Murat Başkanım'a bir soru sormak istiyorum. Şimdi denetçi olmak çok zor iş. Ve biliyorum hani birçok öğrencimiz de bu sektörün içerisinde çalışıyorlar. Gecelerini gündüzlerini katıp çalışıyorlar. Ama oraya gelebilene kadar da belirli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bir kişi denetçi olmak için nereden başlaması lazım? Bu birincisi. İkincisi de denetçi hangi okulları bitirdiği zaman olunabiliyor? Her mezun olan kişi ben iş denetçi olmak istiyorum diyebilir mi? Ya da derse siz alıyor musunuz? Evet. Öncelikle ilk mesleği sevmenin gerekliliğine vurgu yapmak istiyorum. Hangi mesleği icra ederseniz edin, sevmeniz gerekiyor. Özellikle meraklı olan genç arkadaşlarımızın, bir şeyin arkasını sorgulayan, daha çok öğrenme isteği olan, ve akademik hayatın ömür boyu sürmesini isteyen arkadaşlarımızı, gençlerimizi bu meslekte çok mutlu olacaklarını söyleyebilirim. Öncelikle bu bakış açısını aktarayım. Bu işi yapabilmek için üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olma konusuna geldiğimizde 1954 yılında ilk muhasebe sisteminin elektronik ortama geçişinde yaşanan drama bugün farklı bir platforma geldi. Dijitalizasyon ya da dijitalleşme, farklı kavramlar içerisinde bizim mesleğimizde bir evrim geçiriyor.
Burada ben mesleğin ortadan yok olmasından çok iş yapış tarzımızdaki farklılığa vurgu yaparaktan bizim mesleğimize katılmak isteyen üniversite dalları işletme iktisattan mühendislik dallarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Nitekim bugün enstitümüzde 3000'e yakın üyemiz var. Bunların belirli bir çoğunluğu da mühendis arkadaşlarımız. İç denetim mesleğinin özelliği gereği biz üstadımız da bahsetti. Bizler bir işletmenin, bir kurumun doktorlarıyız. Bu doktorluk yetkinliğini kazanmak ise bir takım tabii ki süreçlerden geçecek. Yani üniversite mezunu olduğunuzda hemen ikinci günü profesyonel denetçiyim diyemiyorsunuz. Bir takım yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda biz Türkiye İş Denetim Enstitüsü olarak bu yetkinliklerin geliştirilmesi için de bir takım programlar düzenliyoruz. Yılda en az 50'ye yakın eğitim programımız var mesleki kazanımları yapmak için. Ve bu işi yapmak için de tabii ki bir ruhsata sahip olmanız gerekiyor. Bu anlamda da dünyada tek olan bir ulusal ülke çerçevesine sığmamış, dünyada her yerde geçerli bir mesleki sertifikasyon sürecimiz var. Tüm bu süreçleri geçtikten sonra arkadaşlarımız tabii kariyer hayatları boyunca bizler iç denetçiler olarak sadece belirli bir alana odaklanmadığımız için, yani sadece bir muhasebe, satın alma, insan kaynakları odağımız olmadığı için, işletmenin tüm süreçlerine, bir operasyonel süreçlerine kadar girdiğimiz için bu alanlarda da bilgi ve donanımların sürekli artırmaları gerekiyor. Dolayısıyla ömür boyu süren bir eğitim süreci olan mesleki yapımız var. Son 2018'de katıldığım 3 ayrı yurt dışındaki çalıştayda da mesleğimizin gittiği nokta bütün bu verilerin bizim denetçiler olarak baktığımız, kontrollerin üzerinden geçtiğimiz verilerin dijital platformda olmasından dolayı aslında bizler de artık bu verileri manuel değil, elektronik, dijital ortamlarda nasıl kontrol edebiliriz? Bu kontrol mekanizmaları kurulurken sağlıklı kurulmalarına nasıl entegre olabiliriz diye mesleğin gelişimi için daha çok mühendislik dallarını da içine alaraktan bir gelişim planı hazırlığı yapıyoruz. Özellikle sanıyorum mühendisliğin içerisinden endüstri mühendisleri sanki hedef kitleye birazcık daha uygun gibi değil mi? Evet, şu andaki üye yapımızda zaten mühendislik olarak baktığınızda endüstri mühendislerimiz mühendisliği daha çok. Peki üstadım, hile konusuna geri dönecek olursak tabii hani doktor açısından da hani konuştuğumuzda doktorlar da mesleğe başlamadan önce bir Hipokrat yemini ediyorlar. Ve bu yemine bağlı kalmak için çalışıyorlar. Ama Ömer Hocam da muhtelif defalarda söyledi ki insanlar bilgileri bilecekler, doğru, ama bir taraftan da ahlaki taraflarının, ahlak normlarının çok üst düzeyde olması lazım. Ama bir taraftan da Nurhan Hocam dedi ki çok çarpıcı bir istatistik koydu. %80 kural tanımıyor. İşte zaten hile potansiyelimizde var. Biri bize nasıl dur diyecek veya biz bu hilelerin üzerinden nasıl üstesinden geleceğiz? Şimdi hile konusu şöyle ifade edeyim. Hani insanoğlunun genetiğinde var. Neden? Adem ile Havva'ya dayanıyor bu iş. Çünkü işte Tanrı bu işin kurallarını kurmuş. Onları cennette mutlu mesut yaşamaları için her türlü imkanı sunmuş. Bir tek kural koymuş, şu elmaya dokunmayın diye. Ama orada işte Havva'nın Adem'e, işte o bir aldatma ve o günden bugüne de insanoğlunun başına hem tatlı şeyler gelmiş hem de sıkıntılı hususlar. Yani bunu niye verdim? Hani biraz da akşamın bu saatinde dinleyenlerimizi yüzünü de biraz gülümsetelim. Çünkü denetim gibi bir konuyu anlatıyoruz. Bu insanın hani fıtratı içinde var. İşte o yüzden de zaten ahlak, etik konular gündeme geliyor. Denetim denilen bir konu gündeme geliyor. Bu nedenle bu var oldukça bu işte var olacak. Hani denetim işi de var olacak. Çünkü yönetimin olduğu yerde denetimde olması lazım. Bunlar bir elmanın iki yarısı. Çünkü kontrol edemediğin hiçbir şeyi yönetemezsin. Aslında kontrolsüz güç değil. Kontroldan söz ediyorsak bunun bir denetim
faaliyetiyle değerlendiriliyor olması lazım. Bu bakımdan ve bu açıdan da burada hilenin peşinde koşan dedektiflik yapmak değil, işte müfettişlik de bizi ayıran bu. Hani müfettişliği de ben şöyle bir benzetmeyle tanımlıyorum. Hani bir morgda otopsi yapıyorsunuz kadavra üzerinde. Mefta olmuş. İşte tahammüden mi gitti, zehirlendi mi, ecelinden mi öldü? Bunları araştırıyorsunuz ama gerçek ne? Öldü. Bir yapacak bir şey yok. Ama işi önleyici hekimliği açısından alırsak, yani bir işin doğru yapılması yerine doğru işin yapılması noktasında alırsak, işte o zaman önleyici oluyorsunuz. İşte hileler, suistimaller, kural dışı uygulamalar, yolsuzluklar da bu anlamda toplum içerisinde azalıyor. Tabii bunun ahlak boyutu var, etik boyutu var. Şimdi ben buradan bir de şuna girmek istiyorum. Hani kariyerle de bağlamak istiyorum. Hani denetim aslında gençlere kariyerlerinde nasıl bir fırsat sunuyor? Ben şimdi olaya biraz daha farklı yaklaşmak istiyorum. Şimdi kendimin üniversite yıllarını hatırlıyorum. Mezun oldum, iş hayatına atıldım. O zaman bir işe girdiğinizde o kurumdan emekli oluyordunuz. Etrafımızda da hep böyle örnekler vardı. Zaten iyi bir iş için iyi bir kurumda kariyerini başlat, oradan da emekli ol, mutlu ol noktası. Ama daha sonra bu farklı kurumlarda da kariyerin devam ettiği bir turnover'ı, bir kariyer, bir kariyer yolculuğunda birden farklı kurumda sizin iş yapmanızı, kariyer gelişiminize fırsatlar bulmanızı sağladı. Ben şimdi bugünün gençlerine şunu söylüyorum. Evet, benim başladığımda bir kurumdan emekli olan insanlar vardı. Devam ettiğim bugüne gelen süreç içerisinde birden fazla kurumlarda bir devam, kariyer yönetimi açısından ön plana çıktı. Ama bugün, yani yarın da değil, hani bugünden itibaren çok yakın bir zamanda bir kurum değişmek değil, meslek değiştireceksiniz. Yani bugün bir meslek sahibi olabilirsiniz ama kısa bir süre sonra, hani bırakın kariyerinizi, bir meslek tercihinizi farklı bir alana dan dolayı yapmak durumunda kalacaksınız. Çünkü artık böyle bir devinim söz konusu. Peki böyle bir noktada denetim bu genç insanlara nasıl bir imkan sunuyor? Şimdi denetimin işte benim çok önemsediğim önemli bir özelliği var. Aslında ben bal arısına da benzetiyorum denetçileri. Çiçekten çiçeğe konuyorsunuz, en güzel polenleri alıp bir kovanda kaliteli bir petek de güzel bir bal yaratıyorsunuz. Bal yapan arısınız. Hani bir de bal yapmayan eşek arıları vardır bu anlamda. Bu ne demek? Aslında denetim çoklu bir disiplinden, hani multi disipliner bir faaliyet alanı. Şimdi günümüz insanının multi disipliner olması gerekiyor. Yani bu meslekler arası kariyer değişiminin yaşanacağı bir döneme girmişsek, o zaman demek ki sizin çok yönlü olmanız lazım. Hani atletizmle ilgilenenler bilir, işte uzun mesafe, kısa mesafe koşucuları, yüksek atlama, sırıklı atlama vardır. Bir de triatlonlar, pentatlonlar, dekatlonlar vardır. İşte denetim size birçok disiplinde performans gösterme imkanı veriyor. O yüzden zaten denetim fakültesi yok. Tıp fakültesi var, doktor çıkıyor. Hukuk fakültesi var, avukat, hakim çıkıyor. İşte mühendislik fakülteleri var, mühendisler çıkıyor. Ama biz çünkü çoklu bir disiplin faaliyeti olduğumuz için, mesleki faaliyeti, birden fazla disiplini içimizde barındırıyoruz. Bakın demin dediniz endüstri mühendislerine burada... Endüstri mühendisleri, psikologlar, sosyologlar,
tıp, yani her alan, her disiplin bizim işimizde, özellikle iç denetimde önemli kaynak teşkil ediyor. Ve bu açıdan da sizi aslında çok yönlü geliştiren ve hele bu günümüz koşullarında işte inovasyonlar diyoruz, dijitalleşme diyoruz, robotların iş hayatına girmesi nedeniyle farklı farklı artık yeni nesil mezun girişimci olmayı, kuluçka merkezlerinde fırsatlar yakalamayı daha çok tercih ediyor. Daha girişimci, daha farklı bakıyor. İşte bu alan, bu yapıdaki insan kaynağını çeşitli fırsatlar şey yapıyor. Bunun örneği de benim. Mesela ben bir meslek insanıyım. Denetçiyim. 40 yılı aşkın bir süredir bu meslekte bir geçmişim, faaliyetlerim var. Ama bir aynı zamanda bir sivil toplum gönüllüsüyüm. İşte bu kurucusu olduğum enstitü böyle bir gönüllülüğün eseri. Bunun dışında Fütüristler Derneği'ndeyim, Kurumsal Yönetim Derneği'ndeyim, İnsan Yönetimi Derneği'nden birçok dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarında. Ben bunları çünkü aklımın zekatını vermek olarak görüyorum. Ama bir diğer özelliğim de karikatürist. Çocukluğumdan gelen, çizgiye olan ilgi alanımı da hani profesyonel uğraşım, mesleğim var. Ama öte yandan onun kadar ciddiye aldığımda bir özel ilgi alanım var. Bunu da aslında ben bu mesleğe, sürdürülebilirliğinde bu mesleğe borçluyum. Niye? Çünkü birçok yeri dolaştım, Anadolu'yu dolaştım. Birçok insanla her seviyede muhatap oluyorum. Denetimin, yani, karikatür bir mizahın çizgiyle anlatım şeyi. Mizah çelişkiden doğuyor. Denetim de zaten çelişkiler üzerinden sonuca gidiyor. Bu bakımdan da mesela benim bu özelliğimi çocukluğumdan beri bugüne kadar getirmeme de vesile olan bir konu. Bu açıdan da ben gençlere böyle bir kariyer fırsatını çok yönlü gelişmeleri açısından, hatta şimdi bakın günümüzde T insan olacaksınız diyor. Nedir T insan? Bir şeyin her şeyini, her şeyin bir şeyini bilen. Bu da bizim işimiz, denetim işi. Bir şeyin her şeyi nedir? Sizin o metodolojinizle, teknolojinizle denetim faaliyetiniz. Ama her şeyin bir şeyini de bilmek nedir? İşte sizin faaliyet alanınız. Faaliyet gösterdiğiniz kurumda. O andaki size denetim konusu olan faaliyetle ilgili birçok şeyi bilmek zorundasınız. O nedenle de birden fazla disiplini içinizde barındırmak durumundasınız. Yani bu bakımdan da tek yönlü düşünmemek lazım. Yani her yönüyle gelişmesi. Bu artık yarının insanı olmak istiyorsanız, geleceğe ortak olmak istiyorsanız, kendinizi böyle disiplinlerde fırsatlar arayarak kariyerinizi şekillendirmeniz lazım. O yüzden de ben gençlere, işte üniversitelerde onlara temas ediyoruz. Seminer derslerimizde beraber hocalarımla gençlere dokunma imkanımız oluyor. Özgeçmişleri bırakın, özgeleceğinize odaklanın diyoruz. Yani niye? Çünkü bir genç insanın özgeçmişinde ne var? İşte mezun olduğu okuldan birkaç da staj yapmışsa o. Peki bu onun hayallerini, geleceğe dair iddialarını, olmak istediğini ifade etmek için yeterli yeterli bir referans bu değil. Geçmişi anlatıyor. Ama hayallerini ve iddiasını, geleceğe dair tutkusunu bir öz gelecek tasarımıyla bir mülakatta mülakatçıya paylaştığı takdirde etki yaratabilir ve kendisine de bir fırsat yaratabilir. Onun için de bu konuda da hani özgeçmişinizi tasarlamakta, yani gelecek senaryonuzu kurmakta denetim faaliyetinin, özellikle iç denetimin önemli bir fırsat olduğunu söylüyorum. Başkanım, yani bir şey söyleyecek onun hakkında. İzin verirseniz Ali Kamil Bey'i tamamlayayım. İç denetim kariyerinde ömür boyu da bu mesleği sevdiğiniz sürece kalmakla beraber belirli bir süre sonra, özellikle 4. 5. yıldan sonra bilgi ve birikiminiz, bir işletmenin tüm alanlarına vakıf olmanın sebebiyle aslında bir kariyer merkezi olarak da görülüyor. Ben şu anda enstitü şapkam haricinde
Koç Holding'de denetim grubu koordinatörü olarak görev yapıyorum. Şunu söyleyebilirim ki 63 yılında kurulan bir iş denetim departmanından şirketlerimize verdiğimiz farklı alanlarda birçok yöneticimiz var. Son 5 yılda 20'den fazla arkadaşımızı görevlendirdik. Bugün icranın başında olan CEO'muzdan insan kaynaklarının başındaki direktörümüze, enerji grubu başkanımızdan CFO'larımıza farklı alanlarda iş denetim kariyerinden gelen değerli yöneticilerimiz ve arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Bizim ikinci şapkamız işletmelerde danışmanlık şapkamız. Yani bir şeyi kontrol eden, eksiklikleri iletenden öte bir danışmanlık görevi üstlendiğimiz için aslında bu anlamda da kariyerini daha farklı alanlarda devam etmek isteyenlerin de seçtiği bir meslek grubuyuz. Hocam, üniversitede öğrencilerin bu iç denetim konusuna ilgisi nasıl? Şimdi iç denetim yükselen bir alan ülkemizde de özellikle bu Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde sağlıklı işletmeler için, kurumsal işletmeler için öngörülen yapılardan bir tanesi bir erken uyarı sistemine sahip olması. Türk Ticaret Kanunu'nda riskin erken teşhisi diye bir birim kurulmasını öngörmesi, zorunlu tutması bu kurumsal yönetim anlayışının bir sonucu aslında. Türk Ticaret Kanunu, yeni kanun diyelim. OECD'nin kurumsal yönetim ilkeleri rehberi temel alınarak, referans alınarak hazırlanmış bir kanun. Kanunun hani en önem verdiğimiz maddelerine meclisten geçerken benim tabirimle diyeyim ateş edildi. Biraz denetimle ilgili maddeler yara aldı ama dünya bunu, medeni ülkeler çok önemsiyor. Hocamın biraz emekli olduğu için bize muhalif gibi konuşuyor. Hayır, hocam canım, muhasebenin bir hani statik tarafı vardır ama esasen çok dinamik bir alandır baktığınızda. Hani karar almaya yararlı bilgiden söz ediyoruz. Yani analitik ve kritik düşünen bir muhasebeci, herkesin ihtiyacı olan muhasebeci. İşletmeye değer katan, biz hatta iç denetimi de katma değerli bir iş olarak tarif ederiz. Her iki denetim alanı da hem bağımsız denetim hem iç denetimin iki temel fonksiyonu vardır aslında. İkisi de güvence verirler. Dediğim gibi iç denetim, iç denetçiler, kurumun müfettişleri diyelim ben daha anlaşılsın diye, işletmenin bütün faaliyetlerini denetlerler. Eğer bir firma, bir kuruluş dışarıdan bağımsız denetim hizmeti alıyorsa veya bir mali müşavirden tam tasdik dediğimiz vergi denetim hizmeti alıyorsa ağırlıklı olarak faaliyet denetimine önem verirler. Faaliyetleriniz düzgün yürüyorsa zaten o faaliyetlerin sonucu sizin finansal tablolarınıza yansıyacağı için finansal tablolarınızda güvenilirlik katsayısı da artar. O yüzden de iç denetçilerle bağımsız denetçileri uluslararası standartlar birbirleriyle işbirliği yapacak ölçütler getirmişlerdir. Bağımsız denetçiye der ki denetim yaptığın işletmede iç denetim var mı? Bir bak bakalım. Eğer o iç denetim uluslararası kalite ölçütlerinde bir iç denetimse bağımsız denetimde denetim riski seviyenizi düşük hesaplarsınız. Daha düşük maliyette bir bağımsız denetim hizmeti verebilirsiniz o firmaya. Yok, o kalite ölçütlerinde bir iç denetim değilse bağımsız denetçi onu çok dikkate almaz. Bağımsız denetimde, iç denetimde bir güvence hizmetidir. Ama ikisinde de şöyle bir özellik vardır. Özellikle iç denetim güvence hizmetleri yanında danışmanlık hizmetleri verir. Ve iç denetimin de üç temel işi vardır. Yani bir firmada eminim
Murat Bey bu üç alanda da birim olarak holdingin bütün yöneticilerine güvence veriyorlardır. O da nedir? İşletmenin iç kontrol sistemini değerlendirirler. İşletmenin risk yönetim süreçlerini değerlendirirler. Ve Türkiye'de çok anlaşılmayan bir iş daha yapar iç denetçiler. O da governance dediğimiz kurumsal yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirirler. Bu daha çok ahlaki kodlara dayalı bir denetimdir. İşletmeler kendi etik kurallarını, ahlaki kodlarını, davranış kurallarına dönüştürürler ve bunu da kamuyla paylaşırlar. Yani topluma, çevreye ne kadar düzenli olduklarını, bütün pay ve menfaat sahiplerinin haklarını eşit mesafede gözettiklerini ilan ederler. Bu tüm sektörlerdeki etik sözleşmelerinin çıkartılmasındaki temel nedenlerden bir tanesi biri bu. Biri budur. İyi bir kurumsal yönetim anlayışıdır. Zaten her işin başında ahlak gelir. Siz yönetici olarak bir işletme kurdunuz. Misyonunuzu ortaya koydunuz, vizyonunuzu belirliyorsunuz, stratejinizi belirliyorsunuz kafanızdan, değil mi? Kurumsal planlar yapıyorsunuz ve o planları hayata geçiriyorsunuz. Daha bu niyetinizi ortaya koyarken dürüst olacaksınız. İki, bu planları yaparken dürüst olacaksınız. Üç, bunları hayata geçirdiniz, dürüst olacaksınız. Kamuyla paylaştınız, dürüst olacaksınız. Eğer bu dürüstlük ve samimiyeti yoksa hem kendinizi hem toplumu kandırıyorsunuz demektir. İç denetimin işletmede üst yönetimi de bu anlamda denetleyen çok önemli bir rolü vardır. Türkiye'de çok anlaşılmamıştır ama bu önemli bir şeydir baktığınızda. İster küçük olsun, ister büyük olsun her işletmede bir kontrol sistemi kurarsınız. Bunlara risklerinizi yönetirsiniz. Ha, bu sistemleri kurarken dürüst ve samimi değilseniz, ahlaki kodlarınız yoksa, değerleriniz yoksa, devlete vergi vermek istemiyorsanız, kayıt dışı çalışanlarla bu işi yürütmek, kısa vadede kar etmek ama toplumu ve diğer pay ve menfaat sahiplerini önemsemeden iş yapmak istiyorsanız böyle işletmelere toplumun ihtiyacı yok. Bu niyetinizi en başta koyarsınız, iyi bir iç kontrol sistemi kurarsınız. Şirket büyüdükçe de yanına bir iç denetim fonksiyonu bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. O yüzden de bu anlamda önemli bir iştir. Gençler için de güzel bir iş alanıdır. Ali Kamil Bey de, Murat Üstad da çok güzel ifade ettiler. Faaliyet denetçiliği denilen alan giderek uzmanlık alanlarına dönüştü. Çok başka sertifikalar da veriyor Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü. Finansal denetçiler var, IT denetçileri var, hile denetçileri var. Hocama katılıyorum. Denetimin asli görevi hileyi ortaya çıkarmak değildir. Zaten hile çok geç ortaya çıkıyor biliyorsunuz. İşletmelere yönelik ekonomik suçların ortaya çıkarılış süresi en erken 2 yıl falan. Yani suç ortaya çıktık, hile gerçekleştirdikten sonra siz gidip orada denetim yapmışsınız, zarar ortaya çıkmış, bunun hiç önemi yok. O nedenle bağımsız denetimin de iç denetimin de hileleri önlemede bir başarısı yok. Ama iç kontrolün önleyici bir şeyi var. Yani sağlam bir iç kontrol sistemi kurup ona bir denetim mekanizmasıyla o kontroller işe yarıyor mu? Riskleri önlemede başarıları hala devam ediyor mu diye bir gözetim mekanizması, bir monitoring tesis ettiğinizde o sistem tıkır tıkır işleyecektir. Hileler %100 azalmaz. Çünkü her koşulda sizi tehdit eden %10 potansiyel şurada bile belki bu kurumda sizi suistimal etmek isteyen
birileri vardır. Ben öğretim üyesiyim. En çok endişe ettiğim şey, işte dekanlık yapıyorum şimdi fakültede. Acaba öğrenciler bizim not sistemimizi çökertmek için bir şeyler düşünüyorlar mı? Yani zaman zaman aklıma geliyor. Kafadan bir %10 hile riski her işletmenin var. Bu riski de yönetebilmeyi bilmeli bir işletmenin yöneticisi, ister büyük olsun, küçük olsun. Ama azıcık büyüdüğünüzde iç denetim bir ihtiyaç haline geliyor. Yani mahalle bakkalında da, büyük bir süpermarkette de kontrol sistemlerini yönetim tesis eder. Ama büyük bir süpermarkette iç denetim bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Mutlaka o sistemi icradan bağımsız, tarafsız, o süreçleri tanıyan, bilen, interdisipliner bir bilgi birikimine sahip, denetim metodolojileri konusunda da yetişmiş birinin gelip sizin o yapılarınızı denetlemesi gerekir. Bu nedenle de denetim geçmişte de ihtiyaç duyulan bir fonksiyon, bir işte. Bunun gelecekte de öneminin katlanarak artacağını düşünüyorum. Çünkü dijitalleşme süreçleri çok karmaşık hale getirdi. O yüzden de o sistemler tesis edilirken bir denetçiden danışmanlık alması, o sistemleri denetçilere test ettirmesi de bugün çok yararlanılan bir alan aslında. Ben burada bir şey eklemek istiyorum hocamı pekiştirmek adına. Şimdi hani denetimin, hilelerin ortadan kalkılması, tespit edilmesi açısından hani bir görevi yok, yani amacı o değil. Hani önlemek adına, ama bunları da sıfırlamak da mümkün değil. Hani beşer şaşar demişiz. Yani insanoğlu bu beşer olma özelliğinden dolayı her zaman hataya ve suistimale açık. Ama ne zaman insanı kamil oldukça da işte ahlak ve etikle birlikte bu da bir önleyici oluyor. Burada bence anahtar kelime şu. Özellikle iç denetim için. Güvenilir işletme danışmanlığı. Yani bu aslında bu yayın yaptığınız alan Samsun bölgesi açısından da burada aile işletmelerinin ağırlıklı olduğunu düşünürsek aile işletmelerini de bence çok ilgilendiren bir kavram. Ne demek istiyoruz? Yani güvenilir işletme danışmanı. Hani bu nasıl bir danışmanlık? Çünkü biz danışman deyince hani bize gelip akıl veren, aslında taşın altına parmağını elini koymayan insan diye düşünüyoruz. Halbuki iç denetimin ortaya koyduğu bu güvenilir işletme danışmanlığı şöyle bir fark ifade ediyor. Siz bulunduğunuz bir işletmede işletme sahibisiniz veya onun profesyonel yönetiminden sorumlusunuz. Bir konfor alanınız var. Ama öte yandan da riskler, almış olduğunuz riskler sürekli değişiyor. Teknoloji değişiyor, iş yaşamı, iş yapış biçimleri değişiyor. Şimdi bunlara da bir şekliyle de bu konfor alanının dışına çıktığınız takdirde uyum göstereceksiniz veya bunu baş edebileceksiniz. Ama bu bir risk. Sizi ürkütüyor, alışkanlıklarınız var. Nasıl yapacaksınız? İşte iç denetçi, denetçi bu konuda sizi o mevcut konfor alanınızdan, sizi bekleyen riskleri, tehditlere, değişime ve gelişime karşı güvence altına alarak size bir danışmanlık sağlıyor. Onun için güvenilir işletme danışmanı. Bu aile işletmeler açısından bu açıdan çok önemli. Yani her aile işletmesinin aslında işte nesilden nesile devri, işte ikinci, üçüncü kuşağı kurucu liderin şirketini devretmesi, büyümeyle birlikte gelen çeşitli riskler, bunları yönetebilmesi, hiç bilmediği denizlerde gemisini yüzdürmek durumunda kalacak olması, işte dijitalleşme diyoruz, yapay zeka diyoruz, robotlar diyoruz, işte bazı iş ve faaliyetlerin biçiminin değişeceğinden bahsediyoruz. Öte yandan da sizin alışkanlıklarınızı getirdiğiniz, yönettiğiniz bir kurum var. Veya sizden sonra gelecek olan nesle, hani
sizden sonra geminin kaptanı olacağı, teslim edeceğiniz kaptan konusunda tereddütler var, kaygılar var, çeşitli sıkıntılar içindesiniz. İşte bu konuda ortak akla güveneceksiniz. Yani bu ortak aklın güvencesi, bu güvenilir işletme danışmanı. Bu bakımdan iç denetçi önemli. İşte bağımsız denetimden ayrılan farkı da bu. Bağımsız denetim sizin işletme faaliyetlerinizin akçeli yönü konusunda size bir görüş ifade ediyor. Ama o akçeli sonuçların üretildiği süreçlerin kontrol edilebilirliği, güvenilirliği, sizi yeni risklere karşı savunabilirliği konusunda bir güvenilir işletme danışmanına ihtiyacınız var. O da iç denetim. Bu bakımdan aile işletmelerine bu kurumsallaşma süreçlerinde tavsiye ettiğimizde bir alan. İç denetimin şöyle de bir özelliği var. Hani sadece kurum içi bir fonksiyon olarak görmemek lazım. Hani içinde bir iç dahiliye dahili bir fonksiyonmuş gibi geliyor. Bunu dışarıdan bir profesyonel hizmet sağlayıcı bir kurumdan alabilirsiniz. Bu işin gerçekten birikimli, işte o güvenilir işletme danışmanlarından da işletmenize fayda sağlayabilirsiniz. Özellikle küçük ölçekli aile işletmelerinde, KOBİ dediğimiz işletmelerde bu özelliğinden yararlanarak kendi içinde sürekli istihdam edeceklerine dışarıdan bu işin uzmanına danışarak fayda sağlayabilirler. Tabii aile şirketleri açısından çok önemli. Çünkü aile şirketleri özellikle bizim ülkemizde nesilden nesile aktarılmada çok ciddi problemler yaşıyor. Ve bu anlamda da baktığınız zaman da aslında gelecek neslin de eğitilmesi açısından, normların doğru anlatılması açısından, aile anayasasının doğru şekilde hazırlanması açısından iç denetim bir kılavuz gibi, bir pusula gibi aslında o aileye de yol gösterecek. Öyle değil mi Ömer Hocam? Evet. Şimdi tabiatıyla aile şirketlerinde belki Türkiye'deki bir basamak atlayarak yürümeleri yanlışlıklara neden oluyor galiba. Bir aile şirketi kurumsallaşmadan kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya başlıyor. Evvela işte, aile şirketinin kurumsallaşması gerekir. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi anayasalar, şunlar bunlar, aile fertlerinin ortak bir akla hizmette mutabık kalmalarıyla işler yürüyebilir. Burada tabii ben şunu söylemek istiyorum. Hani emekli öğretim üyesi olduğum söylendi ya, doğrudur. Hocasıyım çünkü. Şimdi bir denetçiye şunu sormak lazım. İşini mi seviyorsun? İş yerini mi seviyorsun? Eğer bir denetçi işini seviyorsa, yüreğinden seviyordur. Orada ahlaki kurallar, vicdan, işini sevme de vardır. İş yerini seviyorsa sevdiği şey biraz daha farklıdır. O zaman iş yerini sevmek mi, işini sevmek mi öne çıkar? Aile şirketleri neden dikiş tutturamıyorlar? Çünkü zaten ailede kardeşler birbirini sevmiyor ki. Çünkü herkes başa oynamak istiyor. Pek çok örneği var. Büyük şirketlerde de var, küçük şirketlerde de var. Şimdi burada yani sevginin odaklandığı yer farklı olunca, sevgi ilerleyince aşka dönüşüyor. Aşka dönüşünce eğer para öne çıkıyorsa, o para skandalları da getiriyor. Hani çok para ahlak bozar hikayesinden. Tüm ekonomiler öyle krizler yaşadılar ki, biraz da denetçilerin yüzünden. Evet. Amerika'da. Şimdi onun için bizim burada söylediklerimiz
Onun için Nurhan, hepimiz burada bu masanın başında toplumun ahlak normları ile kuruluşların etik normları içselleştirilemiyorsa o zaman terslikler ortaya çıkıyor. Yani işte kariyer de yürüyecek. Şimdi bizim gibi ya Doğu toplumlarında kopya çekmek son derece normaldir. Çekmeyen enayidir. Eğer hoca müsaade ediyorsa. Hocam öğrenciler de izliyor bizi şimdi. Evet öyledir yani. Öyle derler. Mesela ben bu işi önlemişimdir. Ne yapmışımdır? Denetim ve muhasebe derslerinde açık defter açıp kitap sınavı yaparım. Ama soruyu, düşünecekleri soruyu sorarım. İsterse işte o bir saatlik sınavda istersen dersini çalışsın. Doğru yeri bulsun yazsın bulabiliyorsa. Yani onun için kopyanın hoşgörüyle karşılandığı bir toplumda kariyer planlamasında torpiller de öne çıkıyorsa insanların bah haline. Onun için bir ister bağımsız denetçi ister iç denetçi. Tamam bir takım okullardan mezun olacak. Hangi okuldan mezun olursa olsun. Eskiden işletme modaydı. Şimdi değil. Yani değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yakında belki işletme fakülteleri, pıtrak gibi açılan işletme fakülteleri yavaş yavaş kapatılabilir. Ne bileyim, psikiyatristler her zaman para kazanacaklar. Ama bugünün muhasebecisi, ben hala iddia edeyim, kazanamayacak. Yani öyle. Kendisini farklı yetiştirecek. Kamil kardeşim çok doğru söyledi. Eğer bir denetçi, eğer bir muhasebeci kendisine ikinci bir işi yaratamıyorsa, bu karikatür olur, şarkı söylemek olur, keman çalmak olabilir, sevdiği bir işi yapacak. Sevdiği iş yapacak. Sevdiği iş yerini değil. Sevgili üstadlarım, zaman hızla akıp geçti. Sizleri burada ağırlamak çok büyük keyif bizim için. Son olarak söylemek istediğiniz, izleyicilerimize, dinleyicilerimize iletmek istediğiniz mesajlar var mıdır? Murat Başkanım, sizden başlayalım isterseniz. Ben öncelikle hemen konunun sıcaklığına binaen büyümekte olan işletmelerde gerçekten uzun bir yürüyüş bekleniyorsa gerçekten kurumsal güvencenin temel taşlarını iyi oturtmaları gerekiyor. 2018 yılında düzenlediğimiz 1400 kişinin katıldığı kongremizde kurumsal hafızaya aldık ele. Katılımcılar arasında kongremize sadece meslektaşlarımız değil, iş dünyası insanları da vardı. Ve 2018'de en çok sorgulanan internette Türkiye'den çıkışlarda kurların yükseldiği dönemde finansal krizde şirket yönetimi, yüksek kurlarda şirket yönetimi araştırmalarının, araştırma motorlarında en yüksek seviyede olduğunu gördük. Bu uzun dönemli yürüyüş için biz diyoruz ki kurumsal yönetimin güvencesi olarak da iş denetim. Ben hani iki şey söylemek istiyorum. Hani biri önce konunun devamı olarak sonuçta işte iç kontrolden, iç denetimden bahsettik. Hatta bağışıklık sistemi, dahili bir tahsızlığı örneği verdik. Ben toplum olarak, kurumlar olarak aslında bir kontrol okur yazarlığı seferberliği bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl okuma yazmanın bir alfabesi varsa, kontrol okur yazarı olmanın da bir alfabesi var. Mali okur yazarlık gibi. Hani bugün bilanço ve gelir tablolarını toplum bunların okur yazarı olabiliyorsa, yani bilinçli bir şekilde orada paylaşılan bilgiler konusunda yargıya varabilecek bir farkındalığa sahipse, şeffaflık, hesap verebilirlik açısından bağımsız denetimin yaptığı çalışmalar değer kazanacağı gibi, iç denetimin de yapmış olduğu çalışmaların değer kazanması için bir kurumun her kademesinin kontrol okur yazarı olması lazım. Denetçi olmasından bahsetmiyorum. Bir yıllık izin kullanımı aslında bir kontrol okur yazarlığı farkındalığıdır. Uzun süre bir kurumda izin kullanmayan personel varsa
orada verim ve verimsizliğin yanı sıra hile ve suistimal riski de var demektir. İşte kontrol okuryazarı olmak bunu ifade ediyor. O bakımdan hani sizin programınız aracılığıyla ben bu çağrıda bulunuyorum. Yani Türkiye'nin bugün tüm kurumlarıyla kurumsal hayatında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk adına kurumsal hayatın kurumsal yönetim kalitesi için kontrol okuryazarı kurum olması lazım. İkinci olarak da buradaki sebebi ziyaretimize de değinip sözümü bitirmek istiyorum. Evet, biz bugün bu kentte ayak bastık. 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleyi başlatmak için geldiği, istiklalimiz ve istikbalimiz için ilk adım denilen inisiyatifi başlattığı bu güzel kente biz 100 üniversite öğrencisiyle yüzlerle geldik. O gün Bandırma vapuruyla gelen bir fani Mustafa Kemal vardı. Biz onun fikirlerini, düşüncelerini, duygularını heyecanlı yaşayan yüzlerce Mustafa Kemal ile bu kente ayak bastık. Yarın üniversitede bunlar binler olacak. Aslında milyonların umudu olacak. Bu bakımdan da Samsunluları, özellikle gençleri, üniversite gençlerini bu zirvemizde, çünkü bir gelecek zirvesi düzenliyoruz. Temamızda güneş ufuktan, gelecek umuttan doğar. Çünkü bizim geleceğimiz, aydınlık geleceğimiz gençlerimiz, donanımlı yetişmeleri açısından bunları yapıyoruz. Ve çok değerli, birikimli insanlar var bu zirvede. Gençlere katkı sunacak. İşte, çünkü biz akademik bir mesleğiz. Mesleğin geleceğini de mesleğin akademik gelişiminde görüyoruz ve onun için de bunu bir stratejik öncelik olarak görüyoruz. Bu bakımdan zirveye katılım konusunda çağrıda bulunuyoruz. Ve neden biz böyle kilometre taşları seçtik zirvede? Çünkü ilkini 2015'te Çanakkale'de yaptık. O kainatın de eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı yazıldığı yerde. 2017'yi Sakarya'da yaptık. Büyük bir meydan muharebesi ve son savunma savaşı olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda geçiyor. 2019'u Samsun'da yapıyoruz. Milli mücadelenin ilk adımı. İşte 2021'de Afyon'a gideceğiz. 23'te ilk meclise gideceğiz. Bu böyle gidiyor. Çünkü değerlerimizi bilirsek gelecek bizim için güzel gelecek olacak. Bu bakımdan da ben bu zirveyle ilgili de sizin vasıtanızda Samsunlulara da bir mesaj vermek istiyorum. Yarın onları 19 Mayıs Üniversitesi'nde zirvemizde görmek isteriz. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yeterince konuştum sanıyorum. Sağlıklı işletmelerin sağlam iç kontrol sistemlerine ihtiyacı var. Büyük küçük fark etmez. Ama işletme büyüdükçe süreçler karmaşık hale geldikçe bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç da artar. Bu nedenle ister kamu kuruluşu olsun, ister özel sektör işletmesi olsun, fayda maliyet ilişkisini de göz önünde bulundurarak iç denetim fonksiyonunun test edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Sevgili hocalarım ve çok değerli üstadlarım, Ömer Hocam, siz bir iki cümleyle... Benim doğum tarihim 19 Mayıs'tır diyen Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anarak bu tarihlere yakın bir zamanda Samsun'da zirveyi toplamaktan da mutluluk duyuyoruz. Bunu söylüyorum. Herkesi çok, bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, tabii denetim geleceğin mesleği, denetimin eğitim tarafı var. Muhakkak ki İktisadi Idari Bilimler veya Mühendis Fakülteleri başta olmak üzere çok ciddi bir akademik altyapısı var. Ama bir taraftan da baktığımız zaman da denetim aslında bizim kodlarımızda olduğunu da görüyoruz. İnanç yapımızın gereğince baktığımız zaman kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bize nasıl olunması gerektiğini, dosdoğru olunması gerektiğini belirten birçok ayet de bu işin içerisinde var. Dolayısıyla hem inanç yapımızda, hem etik kodlarımızda, hem de geleceği yaşatmamız anlamında baktığımız zaman denetim aslında bizim için elbette ki kontrole mani değil ama hata yapmamızı
engellemek anlamında proaktif yaklaşım açısından da son derece önemli bir konu. Yarın saat 15'te ortak fikirde buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.